Ekranların teknoloji rehberi, Teknolojik'ten herkese merhaba. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler, yenilikler ve en son keşiflerle karşınızdayız. Teknolojik başlıyor. İnternetin arama devi Google, dünyanın önde gelen yayın evleriyle birlikte yeni bir elektronik kitap projesi üzerinde çalışıyor. Apple şirketinin iPod'la müzik için yaptığını, kitaplar için hayata geçirmeyi planlayan Google, okuyuculara kitapların tamamını bilgisayarlarına indirmeleri ve BlackBerry gibi mobil bir cihazın ekranında okuyabilmelerine olanak sağlayacak bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayda 380 milyon insanın arama yaptığı Google'ın bu hizmetinin elektronik kitabın gelişmesinde ve yayıncılık sektörüyle yayın evlerine büyük etkisi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Şirketin Avrupa Kitap Arama Direktörü Jens Redmer, yayıncıların okuyucuların online kitaba tam olarak ulaşmalarına izin vermelerini sağlayacak bir platform üzerinde çalıştıklarını belirterek, online kitabın basılı kitabın sonu anlamına gelmediğini, okuyuculara daha çok satın alma seçeneği tanıyacağını söylüyor. Google yetkilisi, örneğin seyahat için bir gezi rehberi kiralamak veya bir kitabın bir bölümünü satın almak isteyebilirsiniz. Son olarak okuyucular kitabı nasıl okuyacaklarına karar verecek olanlardır, diyor. Sesli mesajlaşma yazılımı Skype kullanıcıları virüs tehlikesiyle karşı karşıya. İçerik güvenliği ve tehdit yönetimi konularında faaliyet gösteren Trend Micro'dan yapılan açıklamaya göre, Skype kullanıcıları bilgisayarlarındaki her tuş hareketini takip ederek bilgisayar korsanlarına bildiren bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Virüs, Skype kullanıcılarına sohbet sırasında bir mesaja girilmiş bir link gönderirken, kullanıcı linkte ne olduğunu merak edip tıkladığında virüsü bilgisayarına yüklüyor. Solucan sınıfına dahil olan virüs, kullanıcının klavye tuşlarına her basışını kaydediyor ve kendisini yazan bilgisayar korsanına gönderiyor. Antivirüs programı yüklü olmayan bilgisayarlarda virüsün varlığının tespit edilmesinin zor olduğu, virüsün olabildiğince uzun süre sistemde gizlenecek şekilde kodlandığı gelen haberler arasında. Bu tür virüslere karşı internet güvenlik paketleri kullanılması ve bunların güncel tutulması gerekiyor. Yapılan bir araştırma Türkiye'de cep telefonu sahiplerinin 1/3'ünün telefonunu bu yıl içinde değiştirmeyi düşündüğünü ortaya koydu. Türkiye'nin temsili yapıdaki 11 ilinde 1200 kişiyi kapsayan Türkiye Alışveriş Davranışları 2007 çalışmasının cep telefonu ürün kategorisi raporuna göre hedef kitlenin %71'inin tek hattı bulunurken %23'ü 2 adet hat kullanıyor. Çoklu hat kullanımı genç yaş grubunda öne çıkarken cep telefonu alışverişlerinde karar süreci de ortaya kondu. Marka karar sürecinde %28'de fiyat ilk sırada yer alırken bunu %23'de ürün kalitesi, %18'de estetik görünüm ve %11.4'le ürünün teknolojik imkanları izliyor. Tüketici satın alma alışkanlığına bakıldığındaysa alışverişlerde %35.4'le tanıdık bayi ve mağazanın ilk tercih edilen alışveriş mekanı olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü yazılım ve donanım şirketi IBM geçen yıl 3621 yeni patentle Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok patent sahibi şirketi oldu. En çok patent alan şirketler sıralamasındaki liderliğini üst üste 14 yıldır sürdüren IBM, 2006 yılında en yakın rakibinden 1170 adet daha fazla patent aldı. 2006 yılında şirketin aldığı patentlerin 1200'ü donanım, 780'i araştırma ve 740'ı yazılımla ilgiliydi. IBM'in geçen yıl aldığı patentlerin hibrit araçların elektronik kullanımlarını artıracak yeni teknolojiler, arama motorlarının bulundukları siteleri virüslere karşı otomatik olarak taraması, kredi kartlarının radyo frekansı ile tanımlama teknolojisiyle daha da güvenli hale getirilmesi, telefonların aranılan kişiyi bulunduğu mekana göre cep ya da sabit hattından bulması gibi farklı alanlarda yoğunlaştığı görüldü. Son bir not, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Tescil Ofisi'nin 2006 yılı içinde verdiği toplam patent sayısı ise 172.771.
verimli ekonomide müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve iş zekası gibi yazılımlar hayati önem taşıyor. Bu yazılımlar doğru kullanıldığında hızlı ve doğru kararlar alabilme, dolayısıyla da rekabet avantajı sağlıyor. Türkiye'de iş yazılımı konusunda çalışmalar yapan Uyumsoft'un genel müdürü Mehmet Önder'le Uyumsoft'u ve Türk yazılım sektörünü konuştuk. Uyumsoft'u biz 1996 yılında kurduk. 2000 yıllarında kurumsallaşmaya başladık. Ve 2004-2005 yılı içerisinde Türkiye'de Uyumsoft'un varlığını hissettirecek şekilde Türkiye'deki KOBİ'ler, büyük ölçekli işletmelerde yaklaşık 300'e yakın referans ve 1000'e yakın alt firmalarla beraber ERP sistemleri, CRM sistemleri, iş zeka sistemleri üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. İşletmemizin genel politikaları itibariyle öğrenen organizasyonu destekliyoruz ve proje tabanlı çalışıyoruz. Bunların işletmelere ciddi katkılarını görüyoruz ve işletmelerde epeyce işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bizlerin yapmış olduğu işler ERP, CRM, iş zekası dediğimiz sistemler. Bunlar işletmelerde ne anlama geliyor şeklinde bakacak olursak, işletmelerin yürüyen operasyonel işlerinin bir yazılım vasıtasıyla bilgilerinin toplanıp bir veri deposunda saklanması ve bu elde topladığı verileri işletme içerisinde bilgi olarak geriye doğru dönüştürmesi, stratejik kararlar alınmasını sağlayan sistemler olarak bakmamız lazım. Bütün bu sistemler. Bunların adına çeşitli isimler koyabiliriz. ERP diyebiliriz, iş zekası diyebiliriz. Her birisinin anlamı teknik olarak farklı olmasına rağmen biz bunu bu şekilde algılarsak eğer, yani yazılım sistemler olarak algılayacak olursak, yazılımın yanına şöyle bir şey daha koyarsak o zaman farklılaşma başlıyor. Evet, her işin kendisine ait bir yazılım var ve bir de bununla ilgili bir danışmanlık var ve bu danışmanlıkların firma içerisinde uygulanması var. Bunlarla ne sonuçlar elde ediyoruz diye bakacak olursak, işletmelerin üretim yönetim sistemleri, satış politikaları, üretim politikaları, insan kaynaklarının yönetimi, performans değerlerinin, performans ölçümlerinin artırılması, kime ne zaman ne sattım, ne satın aldım, hangi kalitede satın aldım, kime sattım, hangi ülkeye sattım gibi soruların cevaplarının alınabilmesi için bu sistemleri kurma zorunluluğu var. Artık yani geçmiş dönemde bir yönetici veya bir ara yönetici bu sistemlerle ben 10 tane işi yönetiyorum derken şimdi 50 tane işi yönetebiliyor. Eş zamanlı aynı zamanda bu işi yapabiliyor. Dolayısıyla yapmış olduğu işi, vermiş olduğu kararlar daha nitelikli, daha stratejik ve işletmeye daha fazla fayda getiren şeyler. Bunu 3-4 yıl içerisinde yapma zorunlulukları var. Buna yatırım yapmayan orta ölçekli ve büyük işletmeler kesinlikle rekabette sıkıntıya düşecekler. Ve onlar yorulacaklar. Onun yerine daha dinamik, daha kıvrak, daha hızlı hareket eden işletmeler daha iyi bir noktaya gelecekler. Yani bizimle beraber çalışan işletmelerimizden bir tanesi bu işletme, yani bu böyle bir sisteme yatırım yapmış olmasından dolayı ulusal kalite ödülünü aldı. Yazılımın ve bilgi sisteminin bu konudaki payı nedir? Yani kalite ödülü almasında derseniz, kalite ödülündeki payı %35'tir. Kızılay projemiz var. Kızılay projemizde biz bu türlü çalışmaları yapıyoruz. Yani bunları yaptık ve bunları başardık. 1 Ocak itibariyle sistem devreye girdi. Yani bu yaklaşık 80 tane afet bölge deposu, 2000'in üzerindeki insan yönetimi, insan kaynağının organizasyonu, afet politikaları ve bağış politikalarının ve kan politikaları, Kızılay'ın kan politikalarıyla ilgili sistem şu anda kuruldu. Altyapıları bitti. 1 Ocak itibariyle de tüm sistem devreye girmeye başladı. Şimdi önümüzdeki bir yıl içerisinde Kızılay şu sorunun cevabını verecek. Hangi bağışı, yani bağış yapıyorsunuz, bu yapmış olduğunuz bağış hangi projede kullanıldı, hatta kim için yapıldı? Sorunun cevabını verecek Kızılay. Türkiye'de bu işleri yani yapabilecek mühendis kadrosu, firma kadrosu, firma sayısı var mı? Bunların dünyayla olan entegrasyonu nasıldır şeklinde konuya bakacak olursak eğer, Türkiye'de yaklaşık 30-40 bin taneye yakın şu anda sadece bilgisayar mühendisi var. Türkiye'de evet yeterince kurumsallaşma yok. Yeterince firma sayısı